20. yüzyılın başlarında önemli bir sanatçı olan Aaron Douglas'ın yaptığı Hedef isimli tabloya bakıyoruz. Aaron Douglas'ın ilk büyük işi, editörü Alan Locke olan Yeni Zenci Yorum adlı ikonik bir dergideydi. O dönemde hala zenci kelimesi kullanılıyordu tabii ki. Bu illüstrasyonlarda sanatçı Alan Locke'ın izinden gitmiş ve Afrika kökenli Amerikalı sanatçıların kendi miraslarını kucaklamaları gerektiğini düşünmüştü. Tarihsel açıdan Avrupalılar genel olarak Afrika tarihinin, özellikle de Mısır tarihinin Avrupa kültürünün temelini oluşturduğunu iddia etmişler. Douglas ve Harlem Rönesansı ile ilişkilendirilen diğer sanatçılar, Afrika kökenli Amerikalıların bu kültürü kendi tarihleri olarak kabul etmeleri gerektiği konusunda ısrarcılardı. Figürlerin profillerine baktığımızda ayrıca omuzlarının öne doğru kaldırılmasından da antik Mısır sanatının etkilerini görüyoruz hatta Afrika masklarının etkisi bile var. Ancak bu tablonun çok özel bir amacı var. 1936 yılında Teksas'ın Meksika'dan bağımsızlık kazanmasını kutlamak için düzenlenen Teksas Yüzyıl Sergisi için sipariş edilmiş bir eser. Aynı şekilde bu sergide tüm engellere rağmen Zenci Hayatı bölümü de açıldı. Hedef tablosu, Teksas'ın erken dönem tarihini anlatan dört kısımlı duvar resimlerinden yani murallerden bir tanesiydi ve özellikle Afrika kökenli Amerikalıların bakış açısıyla yapılmıştı. Tablolardan iki tanesi kayıp, ancak günümüze ulaşan panel, Afrikalıların köle olarak bir gemiye bindirilişini ve daha sonra Atlas Okyanusu'ndan geçmelerini anlatıyor. Bu geçişe de literatürde orta geçit deniyor. Hedef tablosu hikayenin Amerika tarafını anlatan kısım. Yukarı kaldırılmış bu ellerin köleliği gösteren prangalar ile kelepçelendiğini görüyoruz. İnsanların etrafı dalgalarla ve eğri formlarla çevrilmiş. Bu da Atlas Okyanusu'nu geçen gemilerin insanları, esir edilmiş Afrikalıları taşımasını temsil ediyor tarihçiler bazen bu gemilerde hastalanan biri olduğunda gemiden aşağı atıldıklarını çünkü köle tacirlerinin gemideki diğer insanları tehlikeye atmak istemediklerini vurguluyorlar zaten görüyorsunuz insanlar kollarını sanki dalgalarda boğuluyorlarmış da kurtulmaya çalışıyorlarmış gibi yukarı kaldırmışlar devam ettiğimizde üç figürün bir podyum üzerinde ufuk çizgisindeki bir şehri gösterdiklerini görüyoruz üç aşamalı kaide Eski, Orta ve Yeni Mısır krallıklarını temsil ediyor. Mısır, başta piramitleri olmak üzere mimaride yaptığı yenilikleriyle ünlüydü. Burada bu piramitleri beş köşeli yıldızın arasında bölünmüş formlarda görüyoruz. Bir kadın figür ise sağ elinde tuttuğu bir kitapla bu podyumun kenarına oturmuş, geriye yaslanmış ve şehre doğru bakıyor. Yüzü ve vücudu bu yıldızla kesişiyor. Douglas için bu figür Ana Mısır'ı temsil ediyor olabilir. Bu kadın Afrika-Mısır tarih ve kültürünün kaynağı. Elinde bilimin sembolü olan açık kitapları tutuyor. Tıpkı Nil Nehri'nin taşkın zamanlarında kıyısındaki tapınakları yıkaması gibi, orta geçitin dalgalarının da kadının ayaklarına değdiğini fark ediyoruz. Kadının peruğu, Mısır kültürünün çok tipik bir sembolü. Mor renkte olması ise kişinin kraliyet ailesinden olduğunu gösteriyor. Yani tabloda bir nevi krallık imgesini görüyoruz. Günümüzdeki Afrika kökenli Amerikalılar için bir gurur sembolü. Ana Mısır'ın açık kitap tutma pozu bir Rönesans kaynağından, Michelangelo'nun Roma'daki Sistine Şapeli'ndeki Libyalı Kahin Kadın freskinden türemiş. Köleliğe karşı yürüttüğü aktivizmle tanınan Sojourner Truth ise Libyalı Kahin Kadın olarak tanınıyordu. Kaidedeki iki modern Afrika kökenli Amerikalı, Harlem Rönesansı'nın yeni ideallerini temsil ediyor. Dik açılı pusulayı ve yuvarlak dünya modelini tutan figür, ünlü gökbilimci ve matematikçi Benjamin Banneker olabilir. Elinde deney tüpü tutan adam ise tarım kimyacısı George Washington Carver olmalı. Eğitimli, çağdaş siyahileri temsil eden bu iki modern adamın başka kişileri temsil ettiği de söylenebilir. Aslında o dönemde podyumda bu şekilde görünmüş olan üç ünlü figür var. Bunların arasında Amerikalı olimpiyat atleti Jesse Owens, aktör ve şarkıcı Paul Robson ve şampiyon boksör Joe Louis de var. Douglas'ın resminde somutlaşan, bir şeyi hedefleme ve başarılı olma duygusuyla toplumun geri kalanına örnek olan 3 gerçek Afrika kökenli Amerikan kahramanı. Irkçılığın olmadığı bir gelecek hayal etmek, ayrımcı Jim Crow yasalarının uygulandığı Texas'ın güneyinde zor bir durumdu. Ama yine de figürler kompozisyonun üst sağ köşesine bakarken bu umut duygusu hissediliyor. Resme bakanlar genelde beş köşeli yıldızların uzaktaki tepede bulunan şehre işaret ettiğini düşünüyorlar. Bu yıldız, tek yıldızlı eyalet yani Texas olarak da görülebilir. Bu yıldız, baskın olan beyaz tenli insan kültürünü kutlama sembolü olarak Dallas'taki tüm etkinlik alanlarında bulunuyordu. Diğer yandan, bir Afrika kökenli Amerikalı gözüyle bakıldığında bu yıldız, derin güneydeki köleleri kölelikten kurtarıp kuzeye götüren kuzey yıldızı olarak da görülebilir. Ayrıca bu tabloda yalnızca yıldızlar değil, daireler de Mısır'dan çıkıyor. Douglas, Afrika kökenli Amerikan kültürünün dünyaya en büyük katkısının caz müzik olduğunu düşünüyordu. Bu daireleri de müzikten yayılan ses dalgalarına benzetmiş. O dalgalar tüm dünyaya yayılıyor. Buna tam zıt duran köşede bir tehdit unsuru beliriyor. Şimşek, bulutlar ve figürlerin sırtlarını döndükleri bir karanlık görüyoruz. Douglas'ın parlayan ve yayılan yıldızları karanlığı def ediyor gibi görünüyor. Bu kolay bir yol değil ancak geçmişin kötülüklerini yenmek ve büyük başarılarından beslenmek de mümkün. Zenci Hayatı bölümünün lobisinden içeri girmeye cesaret edebilen az sayıdaki beyaz tenli ziyaretçi, Aaron Douglas'ın dört duvar resmine baktığında genellikle danışmadaki görevliye gidip bu duvar resimlerinin Afrika kökenli Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılmasının mümkün olmadığını iddia ediyorlardı. Bu şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşımlarla o kadar çok karşılaşıldı ki sonunda resimlerin üzerine bu tablolar New Yorklu, Afrika kökenli Amerikalı sanatçı Sayın Aaron Douglas tarafından yapılmıştır diyen bir yazı asıldı. Bu sergide zenci hayatı bölümünü açarak Amerika'da düzgün bir gelecek hayal edilmesine yardımcı olarak tarih yazan bu iyimser insanların çabası gerçekten takdire şayan.